Bugün burada anlatacağımız konu aslında önemli bir konu. Hatta çok önemli bir konu. Şimdi bugün Emrah bize bir deprem çantasının içinde neler olmalı bunları gösterecek. Bu konu önemli çünkü deprem konusu. Depremde hazırlık nedir? Depremde ne yapılmalı gibi hani zaten bunu uzmanı insanlar anlatıyor. Yani birçok insan bunu profesyonelce anlattı. Biz de denk gelir de biri görmemiştir bizi seyrederken bu konuyu bilsin diye bu konuyu işlemeye karar verdik. Şimdi bize şiddetli bir deprem sonrasında yaşanan kaos ortamında temel ihtiyaçları pratik bir şekilde kopya çekiyorum bari. Bildiğin okuyordur. Ama ne yapayım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben YouTuber değilim ki, haber spikeri. Ben dağda gezen bir adamım. Beni konuşturtuyorsun. Birazdan sen başlayacaksın zaten. Hadi. Şöyle yapalım o zaman, konuya girelim abi. Deprem nedir? Hadi bakalım. Deprem nedir? Çok bir de o zaman sabaha kadar bizim YouTube çekmemiz lazım. Deprem nedir? YouTube çekilmiyor. Video çekip YouTube'a koyuyoruz. Video çekilecek bir şey değil. Biz bence deprem nedir kısmından ziyade... Ne oldu? Dilimiz... ne oldu? Ama izin vermiyorsun ki hiç. Her zaman böyle yapıyoruz. Tamam. Elimizden geldiği kadar sizlere bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Bunun üzerinde bir video çekelim dedik ve bunu anlatmaya başlayalım bence yavaş yavaş. Gülüyorlar sana mı gülüyorlar bana mı? Bana gülüyor olabilirler. Şimdi deprem olduğunda yapmamız gerekeni biliyoruz zaten. Geçenlerde senden ilginç bir şey duydum bununla ilgili. O da şöyle bir şeydi, kitaplardan bahsettin. Deprem sırasında yaşanan o olayda, ki daha önce depremde bulundun mu? Arama kurtarmada bulundum. Arama kurtarmada bulundun, yani depremi bizzat kendin yaşadın mı, şiddetli bir deprem? Böyle bir tecrüben var mı? Yani çünkü yaşayan çok insan var ve bu tanımı olmayan bir şey. Emrah kitaplardan bahsetti. Ben o ilgimi çekmişti. Şimdi senden onu dinlemek istiyorum mesela. Şöyle, malum deprem anında yapmamız gerekenlerden ziyade yapmamamız gereken şeyler var. Bence yapmamamız gereken şeylerin başında da önce panik geliyor. Paniği engellememiz için de kendi bilgimizi ve tatbikatımızı kitaplardan, videolardan, gazetelerden, özel derneklerden bu bilgiyi oldukça pekiştirmemiz lazım. Bu bilgi kapsamında eğer donanımlı olursak ben şuna inanıyorum ki öncelikle paniği ortadan kaldırırız. O paniği ortadan kaldırdıktan sonra hazırladığımız diğer ekipmanlarla, gerek işte deprem çantası olsun, deprem sonrası hazırlık olsun, onlar zaten birbirlerini zincirleme olarak takip edecektir ama senin de bahsettiğin gibi bir kitap olayı var. O da şuradan geliyor. Malum biliyorsun bütün madenlerde, eski madenlerin hepsinde hep kalas kullanılır. Neden kalas kullanıldığını biliyor muyuz? Dinlemedim ki seni. Hayır, bilmiyoruz. Hayır, bilmiyoruz. Çünkü yani beton blok da kullanılır ama kalas kullanılıyor. Neden? Esnek, mantık yürütüyorum ben. Aynen. Esnekliğinden dolayı. Hem esnek hem çok sağlam. Arkadaşlar aynı şey kitaplarda da mevcut. Şimdi okumadığınız kitapları ya da özür dilerim burayı düzelt, okuduğumuz kitapları annelerimizin, anneannelerimizin eski sandıkları var. Evet. Malum. Artık modern evlerde yok. Ama kitaplıklar var modern evlerde. Evet, kitaplıklar var. Ama bu sandıkların içine okuduğumuz kitapları atamadığımız, paylaşamadığımız, mesela gazeteler de olabilir, yığdığımız zaman aslında biz kendimize orada bir yaşam üçgeni yaratabiliyoruz. Peki yaşam üçgeni ne? İşte buydu. Çok hoşuma gitti bu benim, biliyor musun? Siz biliyor muydunuz bu arada? Sen biliyordun. Biliyorsunuz. Evet abi, yaşam üçgeni. Çünkü o sandığın içine koyacağımız kitaplardan dolayı ne kadar üzerine, Allah korusun tabii ki, bir baskı, bir blok, bir işte ağırlık çökse de yapılan araştırmalar ağaç etkisi, kalas etkisi yaratarak o kitapların çok sağlam bir şekilde yanında sığınan, işte cenin pozisyonu dediğimiz anne karnındaki o bütün ana organların, uğuzlarımızın kan dolaşım sistemini en minimal bir şekilde... Uğuz ne bu arada? O ilgili. Evet, uzuldu değil mi? Uzuldu. Tamam. Hani biri uyarmadan... Burayı keselim. Ben heyecanlandım. Yakalarlar değil mi bunları? Doğru, hiç yapayım bunları. Şey, cenin pozisyonu da sadece. Evet, cenin pozisyonunda yaşam üçgeninde görülmüş ki özellikle Japonya'daki depremlerde gerçekten insanların 72 saat sonra, hatta bir hafta sonra bile hala yaşamsal faaliyetlerine devam ettiğini saplamışlar. Onun için saptamışlar. 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 Saplarsan olmaz o da.
Sedef. Bence bir an önce Sedef de gelsin. Tamam oğlum, rahat ol. Çocuğa nasıl gibi görüyorsun? Evet. Ama gelince daha kötü olacak her şey. Devam. Onun için senin de bahsettiğin ve ilk defa duyduğun o evet, olayı. Evlerimizde mesela 7. kattayız. Yani 7. katta bir deprem olduğunda nereye koşacağız arkadaşlar? Genelde insanlar balkona koşuyor atlamak için. Aynen öyle. Yani balkona koşuyorlar, asansöre binmeye çalışıyorlar. Merdiven boşlukları zaten en tehlikeli alanlar. Yani o anda eğer 7. kattaysanız depremin geçmesini beklemekten başka ve kendinizi, vücudunuzu, bedeninizi ve tabii ki evde olan diğer yaşayanları o yaşam üçgeninde bilinçli bir şekilde kalmaları gerekiyor. İşte bunun için de bu sandıkların içine okuduğumuz kitaplar ya da okuduğumuz gazeteleri bir koymamız şey soracağım. Yeterli. Ben 7. katta hala nereye koşacağımızı anlamadım. Koşmayacağız. Herhangi bir yere koşmayacağız. Ne yaşam yapayım? Üçgenini olan daha önce tatbikat yaptığımız... Yani bu 7. katta da aynı şey yaşam üçgeni. Yani sandık ben. Üçüncü ne? Onu sandık anlamadım. Sen. Sandık ben. Evet, ama o zaman sandık. Üçgen olmuyor. Ben, sandık, üçüncü şey mi? Şöyle. Sandık. Sandık. Sandığın hemen yanında sen duruyorsun. Tamam. Üzerine herhangi büyük bir blok düştüğünde tamam, otomatikman üçgen oluşmuş. Üçgen olur. Oluşuyor. Tamam. Sen öyle dedin mi olur o iş. Şimdi anladım. Tamam. Ama tabii ki zemin kattaysanız haliyle yani balkon şuradaysa ve koşmanız gerekir. Yani oturup da yıkılmasını beklemiyor. Tabii yani refleks olarak zaten hemen kendinizi Can abiyle benim de zaten deneyimim gerekiyor. Öyle bir şeydi. Zemin kattaydım. Koşarak aynen, dışarı çıktım. Evet abi, şeye geçelim biz. Deprem çantamız. Şimdi depremde yapılacaklar dediği gibi apayrı bir konu. Çok uzun da bir konu. Bunu zaten gereken şekilde gereken insanlar, gerekli insanlar, gerekli konuları anlatıyorlar. Daha bilinçli bir şekilde. Biz nacizane kendimiz deprem çantasında nasıl hazırlıklar yaptık? Yani deprem çantamızı nasıl hazırladık? Daha doğrusu deprem çantasını nasıl hazırladık? Ben de gerçekten bugün ilk kez göreceğim. Sürekli söyleyip durduğu bir konuydu Emrah'ın bana. Önce deprem çantası nedir? Mesela biz dağda ne yapıyoruz? 70 litrelik, 60 litrelik, 50 litrelik hani litre evet, bazında farklı dağcılıkta kullanılan çantalar. İşte mesela genelde ben tactical çanta kullanıyorum. Kaç litre? 30'luk. Seninki? 25. Değil mi? 25-30'luk litre arasında tactical çantalar kullanıyoruz. Benim mantığımda hani deprem çantasının da böyle bir şey olması gerekiyor diye düşündüm. Önce çantanın yapısından başlayalım. Evet, zaten adı üstünde deprem çantası dediğimiz için... Mesela deprem kutusu olur mu abi? Deprem kutusu da olur. Özellikle bu plastik, içi şeffaf olanlar var. Videolarda ya da diğer derneklerin, bilimsel kanallarda. Bunlarla ilgili zaten bir sürü şey var ama burada Egemen'in de bahsettiği gibi biz kendi çantamızı sizlere tanıtacağız. Hani burada biz kendi ekibimizin ben olsam ne koyarım dediğimiz evet, çantayla başlayacağız. Ki Emra bunları da bu konuyu da araştırdığı için hani konması gereken gerekli şeyleri zaten çantaya koydu. Çantanın yapısının bir önemi olmadığını anladık. Çanta konusunda her evde olabilecek bir çantadan bahsettik. Yani çünkü özel deprem çantası diye satılan çantalar var ama de var. Her şey olabilir yani. Her sonuçta şey içinde eşya taşıması aynen, yani bizim aynen, amacımız bu. Ama şurada mesela Sedef'ten evet, başlayalım abi. Aldığımız bu Sedef'in uçuş sırasında bir kullandığı... Bir şeyi çok merak ettim. Bir şeyi çok merak ettim. Şu nedir? Markayı mı sansürlediniz? Yoksa bu... Hayır. Aa bir dakika dur. Tabii. Bak inanın bu arada gerçekten var. Şurada ne çıkacak bilmiyorum. Özellikle bilmek istemedim. Neden? Çünkü başkanla uğraşmayı çok seviyorum yani böyle sarmam lazım ama şimdi bak elim o yeşil pekine. O marka için işte. O marka için. Bak gördün bir şey orada markaymış. O marka değilmiş. Şu markayı gizlemek için. Sanki çok izlenen bir kanalız. Hani markaları falan gizliyoruz. Bunlar ne o zaman? Bunun markası gözüküyor mu buradaki şeylerin? Gözüküyor. Bu ne? Bunu niye bantlamıştırmadınız? Yalnız sen bantlaman lazım. Be bana ne? Senin de gördüğün üzere burada bir fosforlu bir bantımız var. Papua Yeni Gine'ye gideceğiz biz. Hayır bunun bir nedeni var ama. Neden? Ha, çünkü evet, sen Allah korusun geceliğin eğer deprem anında bununla birlikte dışarı çıktığında renginden dolayı her yerde karanlık olduğu için belki göremeyeceksin. Ama bu basit bir fosfor koyduğun zaman bunu sen ve diğer insanlar evet, bunu görebilecek. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Buna bir puan verdim. Tring aşağıda yazması lazım şu an. Bunu yapabilirsen bilmiyorum editlemeden. Çantamız normal. Sedef'in uçuşta kullandığı. Sedef bu kısa arada nereye uçuyor? Yani? Sedef sen uçuyor musun? Uçuyorum. Ha uçuyordun tamam. Kapat.
Senin çantası olduğu için Emrah açmayı bilmiyor. Lütfen çantanın sahibi bir yardım etsin burada. Hadi evet. Buyurun. Başkan halletti süper. Aç. Açtı pardon. Arkadaşlar malum en bilindik şey bir tatile gittiğimiz zaman tatile gitmeden önce çantamızı hazırlarız. Deprem çantasının en büyük özelliği yılda bir kez hazırlanıyor. Her 6 ayda bir de içindeki kullanacağımız tüm eşyaların bir checklisti yani kontrolünü yapıyoruz. Onun için yılda bir kez hazırlanıyor. Son kullanma tarihleri vesaireler. Aynen. 6 ayda bir mi yapıyoruz? Pilleri. Bunu 6 ayda bir yapıyor. Şimdi bu çantayı güzel bir şekilde beraber dolduracağız. Beraber dolduracağız. Önceliğimiz ne olması lazım? Ben zaten şimdi gelecek onları sana tek tek soracağım. Bunun içine ilk konacak şey. Sence? En önemlisi. Sence? Şimdi depremse konumuz ilk konacak şey. Doğadan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bir insanın susuz kalma. Yani bence su hani çünkü bir insan maksimum 3 gün hani bu söyleniyor. Yemek şimdi onları da tek tek soracağız Emrah. Onları daha iyi anlatabiliyor. Ben sadece yaşayabiliyorum. Ben yaşayanım, o anlatan. İyi anlatıyor. Benim için en önemli şey doğada da marka. Arkadaş bu marka hakikaten bu kadar önemli mi ya? Bundan bize ceza gelir mi bilmiyorum. Bak yan falan çevirdi adam. Ciddiye aldı yani işi, bu marka işini. Su doğada da en önemli şey olduğu için ben su dedim. Evet abi. Doğru. Senin de bahsettiğin gibi. Çünkü nedeni insan 3 gün hiç su içmezse 3. gün hayatı tehlikeye girer. Yani biz buna 3 kuralı diyoruz malum. İşte ortalama 3 dakika oksijensiz, 3 gün susuz ve 3 hafta neysizdi? Yiyecek. Yiyeceksiz kalabiliyor ortalama bir insan için. Onun için ilk önceliğimiz muhakkak ve muhakkak su. Neden güldüler? Bilmiyorum, muhtemelen bana gülmüşler. Su bizim önceliğimiz Egemen'cim. Çünkü su hayattır. Onun için... O yüzden hayat markası olmuş. Göstereceğim ya. Göstereceğim bunu. Yapmasam olmazsa. Benim aklıma geldi. Tamam devam edelim.